Küçük Çınar Köyü, Sınırlı Sorumlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin uygulamış olduğu 180 başlık damızlık sığır yetiştiriciliği projesi açılış törenine hoş geldiniz. Sayın Valim, değerli konuklar. Küçük Çınar Köyü Sınırlı Sorumlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sayın Ercan Akalın'ı konuşmalarını yapmak üzere teşriflerini arz ediyorum. Kooperatifimizin uygulamış olduğu ortaklar mülkiyetinde 180 başlık damızlık sığır yetiştiriciliği projesi açılış törenine hoş geldiniz. 2002 yılında kurulan kooperatifimiz 13 yıldır faaliyette olup 2012 yılında hayvancılık projemiz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın yatırım bütçesi programına alınmıştır. Bakanlık tarafından kooperatifimize sağlanan yaklaşık 3 trilyon eski parayla kredi desteğiyle işletmede bulunan tesis, alet, ekipman, 180 baş canlı demirbaş alımı gerçekleştirilmiştir. 30 ortaklı olarak bu projeyi yürütmekteyiz. Sayın Valim, değerli konuklarımız, Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürümüz Sayın İbrahim Sağlam'ı konuşmalarını yapmak üzere teşriflerini arz ediyorum. Küçük Çınar Kooperatifimizin çok değerli yönetim kurulu üyeleri, sevgili Küçük Çınarlı ve Sumbası çiftçilerimiz. Küçük Çınar Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin 6x30 süs sığırcılığı kooperatifinin açılış törenine hoş geldiniz der. Şahsım ve kurum adına hepinizi saygıyla selamlarım. Bugün Osmaniye ilimizde toplam 51 tarımsal kalkınma kooperatifi bulunmakta. Bunun 45 tanesi tarımsal kalkınma kooperatifi, 5 tanesi sulama kooperatifi, 1 tanesi de su ürünleri kooperatifi olmak üzere toplam 51 adet kooperatifimiz var. Açılan bu kooperatifimizin hem kooperatif yönetimine, Küçük Çınar köyümüze, Sumbas ilçemize, Osmaniye ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm hem kooperatif yönetimine hem de kurum personellerimize şükranlarımı arz ediyorum. Arz ederim sayın. Sumbas Kaymakamı Sayın Bedir Deveci'yi konuşmalarını yapmak üzere teşriflerini arz ediyorum. Bugün burada Küçük Çınar Köyü Kalkınma Kooperatifi'nin açılışında bizleri onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Küçük Çınar Kalkınma Kooperatifi 80 baş büyükbaş hayvan olup bu hayvanlardan günlük 2,5 ton süt üretilmektedir. Bu çiftliğe emeği geçen başta Sayın Valimiz ve milletvekillerimiz olmak üzere İl Tarım Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına teşekkür eder. Bu tesisin ülkemize, milletimize, ilimize ve Sumbasımıza hayırlı olmasını dilerim. Bu vesileyle herkese teşekkür ederim. Osmaniye Milletvekili Sayın Mücahit Durmuşoğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere teşriflerini arz ediyorum. Küçük Çınar Köyümüzün Sınırlı Sorumlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin 180 başlıklı damızlık sığır yetiştiriciliği projesinin açılış töreninde bizi bir araya getiren, emeği geçen başta değerli arkadaşım başkanına ve sizlere hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu çerçevede Türkiye artık dünyanın önemli tarımsal güçlerinden birisi haline gelmiştir. Osmaniye'de de ilimizde de çok büyük ilerlemeler hamdolsun 13 yılda kaydettik. Ve Osmaniye çiftçimizi, üreticimizi her alanda destekledik. Destekler 8 kat arttı. Ve Osmaniye'ye son 13 yılda hamdolsun tarımsal alanda 355 milyon TL yardım yapıldı. Hayvan sayısı ve hayvansal ürünlerde hamdolsun bölgemizde rekora gidiyoruz. Hayvancılığa destek son 13 yılda sadece hayvancılığa 77 kat artmış bulunmakta. Değerli davetler, dünyanın geleceğinde tarım ve hayvancılığın önemini hepimiz çok yakinen biliyoruz. Bu kooperatifin hayırlı, bol bereketli üretim yapmasını temenni ediyorum. Ortaklarını ve teşebbüslerini kutluyorum. Küçük Çınar'ımıza, Sumbas'ımıza, bölgemize, ilimize hayırlı hizmetler, hayırlı üretimler yapmasını, bol bereketli kazançlar getirmesini temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu güzel yatırımı sürdürebilir
bir halde tutarsınız. Yoksa nerede kooperatif başkanımız? Bazı yerlerde bir takım handikaplar yaşandı. Buna dikkat edeceksiniz yani. Özellikle süt ve yem dengesine dikkat edeceksiniz. İnşallah köyümüzün, ilçemizin, ilimizin kalkınmasına vesile olur. İnşallah. Allah hayırlı eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hayırlı eylesin. Evet. Hayırlı eylesin. Buzağlarımızın hepsi yeni geldikten sonra doğanların hepsi tane oldu yani.